Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber React tarafına OAuth 0'un entegrasyonundan bahsedeceğim. Çok kolay bir entegrasyon olacak. Bu OAuth nedir? OAuth aslında bir tane authentication provider, yani authentication sağlayıcısı diyebiliriz. Hemen gelelim. Bakın, bir tane de Vite ile boş bir proje oluşturdum. Şimdi ben daha önce login olduğum için bana bu şekilde gözüküyor. Open to dashboard diyorum. Open to dashboard dedikten sonra hemen şuradan applications ve create application diyorum. Bakın, buradan my app isminde bir tane single page application oluşturuyorum. Ardından settings'im, bakın burada. Şimdi settings'te ben ne yapacağım? http 2 nokta üst üste slash localhost 3000'e geriye yönlendireceğim. Allow callback URL ve allow logout URL olarak. Ve burada bakın, dikkat ettiyseniz ID token'un süresinden tutun course'a kadar, cross origin authentication'dan, allowed web origins'ten birçok özellik içerisinde mevcut. Yahut da advanced settings içerisinde de çeşitli birçok özellik mevcut. Güzel. Şimdi oluşturdum. Şimdi authentication'ı entegre edeceğim, ama ben mesela social'lar eklemek istiyorum. Mesela ben default olarak böyle 4-5 tane social seçmiştim. İsterseniz siz ne yapabilirsiniz? Create connection dedikten sonra bakın burada SSO yapabileceğiniz diğer çeşitli social araçlarda bulunuyor. Hatta ben buraya Spotify'ı da eklemek istiyorum. Continue dedim. Client ID required, client ID'm yok. Microsoft'a ekleyeyim. Hemen continue dedik. Bakın, burada permission'lardan bahsetmiş. İstediğiniz permission'ları verebilirsiniz. Çünkü ona göre ne yapacak? Diyecek ki, ya güzel kardeşim bak, my app, şu her ikisini de açayım, hiç sıkıntı değil. Try connection. Diyecek ki, kardeşim sen bu kişiden bilgiler istiyorsun, ama ne diyecek? Bak, bu şu şu yetkilere erişecektir diye kullanıcıya bir bilgilendirme yapacak. Şuradan application'lara geleyim. İzin vermişim. Hepsinde var. Burada da var. Ve burada da mevcut. Güzel. Şimdi application'a tekrar döndüm. Applications dedim. My app. Şundan devam edelim. Burada client ID mevcut. Tabii ben bunları kaldıracağım. Şimdi bana diyor ki, hangi teknolojiyle entegre etmek istiyorsun? Ben React kullanıyorum. Bize seçenek soruyor. GitHub'dan indir ya da download sample diyor. Ben kendim bunu konfigür etmek istiyorsam, diyor ki sen git şu paketi kur. Tabii ki geliyorum. Şuradan hemen ilgili paketi kuruyorum. Daha sonra bana diyor ki sen şunu git bir konfigür et. Bir tane diyor provider'ım var benim diyor. Bakın, client ID'm vesaire oradan geliyor. Redirect URL nedir? Localhost 3000'dir. At login your application demiş. New file. Login button nokta .jsx. Bakın burada diyor ki use auth diyor, benim hook'um var. Sen bu hook'tan faydalanarak ne yapabilirsin? Login with redirect diyebilirsin. Yahut da işte ilgili duruma göre login with pop-up gibi diğer çeşitli özellikleri de kullanabiliriz. Daha sonra demiş ki add logout to your application. Tabii ki hemen gelip ekliyorum. New file logout.jsx dedim. Logout params return to window location origin. Ha, logout olduktan sonra localhost 3000'e geri dönsün demiş ki, içerisinde bakın is loading var, is authentication var, yani authenticate oldu mu, şu anki durumu nedir, yahut da user var. Tamam, çeşitli birçok bilgi mevcut. Daha sonra demiş ki show user profile information. Hemen gelelim. Buradan profile diyorum, profile.jsx ve bunların her birisini app'in içerisine bir ekleyelim. Login buton, logout buton ve ne diyeceğiz? Profile.
Şunu kapattım. Localhost 3000'e döndüğüm zaman bakın burada login ve logout'um mevcut. Login'e tıkladım. Beni bakın ne yaptı? Bakın My App demiştik ismine. Burada logosu mevcut. bana ne oluşturdu? Sign up yahut da login için bir form oluşturdu ve buradan bakın benim seçmiş olduğum teknolojilere ait, social teknolojilere ait ilgili butonları getirdi ve sen buradan login olabilirsin dedi. Hay hay. Hemen geliyorum. Sign in with Google dedim. Hemen şuradan Google hesabımı seçiyorum. Bakın bana diyor ki sen diyor authorize olacaksın bu app'e. Tabii ki ve diyor ki access to your profile and e-mail. Bakın ne yaptı? Benim için bu bilgileri, user bilgilerini benim için getirdi. Gayet güzel. Şöyle dönelim. Profile json.stringify user. Bakın buradaki user'a ait çeşitli bilgileri ne yaptı? Benim için getirdi. Şimdi logout dedim. Bakın logout ettikten sonra da burayı clear etti bizim için. Gayet güzel. Yani ben Auth0 sayesinde çok kolay bir şekilde ne yapabiliyorum? İlgili entegrasyonumu sağlayabiliyorum. Tabii bu kadar da değil. Authentication altında birçok özellik var. Bakın multifaktör authentication'dan tutun. Şöyle dönelim. Yapabileceğim özellikler burada mevcut. Tabii free olduğumuz için biz yapabileceğimiz kısıtlar da belli açıkçası. Ama burada içerisinde birçok özellik mevcut. Şimdi güzel, biz login olduk. Hay hay. Benim bir de token'a ihtiyacım var mesela. Şimdi benim token'a ihtiyacım varsa, örnek veriyorum, ben geldim. Use effect. Şuradan desem ki get access token slightly desem mesela set timeout kullanıcı login olduktan işte 5 saniye sonra ne yapsın? Constant get token isminde bir fonksiyonum olsun. Get access token diyorum. Bu async olacak. Constant r await. Şuraya da response'u yazdırabilirim. Get token. Döndüm. Login dedim. Buradan Google'la giriş yapıyorum. Şöyle bir Google'la giriş yapayım. Kısmetse. Burada bir problem mi var? Burada 400 döndü bizim için. Şöyle yapayım. Tekrar bir login edeyim kendimi. Evet. Bakın buraya token'um geldi 5 saniye sonra. Ben bu token'u gitsem JVT.io'da bir parse etsem bakın burada token'uma ait çeşitli bilgilerin yer aldığını ne yapabiliyorum? Günün sonunda görebiliyorum. Bakın token'um benim burada. Hatta şuradan açmıştım dokümantasyonu. Scope demiş. Current user. Current user metadata. Yani siz de gelip buradaki scope'ları ekleyebilirsiniz. Yani kullanıcının neyine erişecek, neyini okumak istiyor gibi. Bakın burada gelip ben bunları buraya ekleyerek de çeşitli işlemlerimi yapabilirim. Bakın get an access token demiş. Eğer ki authenticate olduysa burada ne yapmış? Evet, user varsa get ve get access token slightly varsa sen ne yapabilirsin? Bu isteği gönder demiş. Biz de gelip öyle yapalım. Token'a bir de öyle erişelim. User is authenticated. Get access token silently diyelim. If user var ve is authenticate olduysa ve get access token varsa get token'u çağır. Şunları da sil. Bakın burada bir loading var. Şöyle yapalım. Login diyorum tekrar.
Bakın ne yaptım? Ben geldim günün sonunda token bilgime erişebildim. Ve buradan da scope'lara eklediğim için tabii orada daha başka işlemler yapıyordu. Şunu tekrar eski haline getirelim. Login. Evet, bakın ne yaptım? Tekrar token'umu alabildim. JSON bilgilerimi alabildim. Yani ben buradaki token'la beraber kullanıcıyı authenticate bir şekilde tutabilirim ve bakın herhangi bir backend apisine yahut da başka bir yere bağlanmadan ne yapabildim? Sadece Auth0 sayesinde buradaki işlemlerimi gerçekleştirebildim diyelim ve dersi burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak ve videoları beğenerek bana destek olmayı unutmayın.